Geçtiğimiz gün krizlerin ortağı, bu sefer de Anayasa Mahkemesi'ne adalet düzeninin safrası ve sancısı demiş. Sonra da bir kez daha ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı demiş. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da cesaretin varsa Kandil'e git demiş. Devlet ciddiyetinin, millet sorumluluğunun en ufak bir kırıntısına sahip olan bir insan böyle laflar edemez arkadaşlar. Defalarca söyledim, tekrar ediyorum. Sayın Bahçeli bu ülkenin yaşadığı her krizin ortağı olmuştur. Ekonomik krizlerin de ortağı olmuştur. Bugün yaşanan anayasal krizin de ortağıdır. Onun için biz zaten kendisine krizlerin ortağı diyoruz. Nerede kriz? Orada Bahçeli. Ülkemiz onarılması güç bir hukuk krizinin ortasındayken Bahçeli yine ortada, yine sahnede. Bunlar yetmiyormuş gibi. Ülkenin Cumhurbaşkanı da çıkıp önce Anayasa Mahkemesi'ne karşı açık tutum alıyor. Arkasından da hakemliğe soyunuyor. Ben şimdi buradan Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Siz sporu takip edersiniz. Havadayken tuttuğu takımı ilan edip ayakları karaya bastığında hakem olmaya heveslenen birisine dünyanın neresinde hakemlik yaptırırlar? Siz bu millette dalga mı geçiyorsunuz ya? Üstelik anayasaya göre böyle bir konuda Cumhurbaşkanı'na hakemlik görevi falan da düşmez. Böyle bir rolü yoktur Cumhurbaşkanı'nın. Herkesin anayasanın açık hükümlerine uyması gerekir. Bu kadar. Madde 153 ne diyor? Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Bu kadar açık ve net. Burada bir gri alan yok. Burada bilinmeyen bir şey yok. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararları Yargıtay'ı da bağlar, Cumhurbaşkanı'nı da bağlar. Diğer tüm yargı organlarını da bağlar. Siz buradan yine Sayın Cumhurbaşkanı'na ve bu konuya müdahil olan herkese soruyorum. Siz kimi aldattığınızı zannediyorsunuz ya? Siz bu milletin kafasını karıştırıp yargıyı tamamen bağlı ve taraflı yapmaya çalışıyorsunuz. Asıl zihninizin gerisindeki bu. Anayasa Mahkemesi'ni de çalışmaz hale getirip itibarını sıfırlayıp asıl derdiniz bu ülkenin yargısını tamamen kendinize bağlı ve kendinizden yana taraflı bir yargı sistemi haline getirmeye çalışıyorsunuz.